Yumurtalı ekmek yapacağım. Kendime yeter kadar yapacağım. İki yumurta kullanacağım. Yumurta başına bir kaşık un koyuyorum. Ve şu unu şöyle yaydırıyorum. Yumurtaları ortasına kıracağım. Kırılan derken önceden kırılmış iki tane yumurtam var. Genelde. Yumurtaları tam ortasına bırakıyorum. Şimdi bunun esprisi şudur. Bunu böyle sız çıktıkça yumurta bunları kenardan alır. Eğer bunu bir kere de karıştırırsanız bununla yumurta birbirine girer ve topaklanır. Böyle biraz daha uzun sürüyor ama temiz oluyor. Önce şimdi bunları karıştıracağım. Sonra içine süt ilave edeceğim. Bunlar tamamen karıştı. Şimdi bir çay bardağı da süt ilave edip sulandıracağım. Yoksa çok koyu oluyor. Bundan sonra biraz karabiber istiyorum. Çok iyi. Evet. Tuz da çok geldi. Çünkü ekmeğin kendisi tuzlu zaten. Usulen biraz tuz attım içine. Annem de bundan tatlı da yapardı. Bunu sütle yapmanız şart değil. Yani suyla da yapabilirsiniz. Tamamdır. Yağ kızgın olmalı. Yağ kızarken birkaç ekmeği içine atıyorum. İçine kadar çeksin istiyorum şeyi. Yumurtayı. İki taraflarında iyice yumurtalayacağım. Nar gibi olan arkadaş. Bol yağlı. Zaten yağ çeken bir şeydir. Kara tavayı kullanıyorum. Kullanması rahat. Birine bir şey yapıştı. Kazıyabiliyorsunuz telle. Evet.
Teflondaki gibi kanserojen partiküllerin kapışma, karışma ihtimali yok. Uzak doğuların VOP tava dedikleri tava bu. Daha önce kanalımda onun dönüştürülmesi videolarını yayınlamıştım. Restorasyonu ile ilgili. Bu ocak biraz daha geniş bir ocak. Tava da geniş olunca. Mecburen oraya alıyorum. Annem bunlardan tatlı yapardı. Bir gün aklıma gelirse, hani boş anımda evde de ekmek olursa size bunlardan bir tatlı yapayım. Nasıl tatlı yapacağımızı göstereyim. İlk devamsız. Kıratmaya devam ediyorum. Ateşe dikkat etmek lazım. Eğer çok açık olursa yakabilirsiniz. Yanmasını istemiyorum. İçine düşen yumurtalar ve pişen yumurtalar var. Onları alıyorum ki yanmasınlar. Yandıkları zaman yağı yakıyorlar.
servis zamanı. Yanında biraz beyaz peynir. Öncekilerden alacağım, soğumuş olsun, onları yiyeceğim. Beyaz peynir, domates ve fotoğraf çekme zamanı. Afiyet olsun.